Evet, merhaba sayın velilerim. Şimdi bu tarz sorulardan çok fazla çözmüyorduk. Bu tarz sorulardan da biraz çözelim. Şimdi burada yukarıdaki üçünün özelliği aşağıdaki bir tanesinde daha var. O hangisi? Onu bulalım arkadaşlar. Evet, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet, burada ne yapılıyor aslında? Şimdi bu şekillere baktığımız zaman üçü birbirine çok fazla benzemiyor. Fakat sivri uçları yukarıya baktığı için arkadaşlar, üçünün de üçünün ortak özelliği ne olacak? Evet, yukarıya bakan olacak. Bu aşağıya bakıyor, bu yöne bakıyor, bu sağa bakıyor. Yukarıya bakan sadece hangisi? 4. O zaman doğru cevabımız 4 numara olacak. Şunu birazdan çözeceğiz. Şimdi şunu çözelim. Yine bunları da yazayım. 1, 2, 3 ve 4. Yani tablet sınavı kaldırılsa da sorular kaldırmadı arkadaşlar. Sonuçta bir soru soracaklar. Yani tablette uygulama kalktı. Yani tablet de yapılmayacak. Orada sonuçta yine bir soru soracaklar. Evet, dikkat edelim. Beraber yapalım hemen. Şimdi burada üçünün ortak özelliği, bak, bir siyah, bir beyaz kare. Bir beyaz, bir siyah kare. Bir siyah, bir beyaz. Yani zıt renklerden birer tane var. Burada daire konusunda da öyle. Zıt renklerden birer tane var. Aynısını burada da bakacağız. Bak, burada ikisi aynı renk olmuş. Bunu iptal ettim. Burada da ikisi aynı renk olmuş. Bunu da iptal ettim. Burada da ikisi aynı renk. Bunu da iptal ettim. Burada kare ve kareler zıt renk. Daire ve daireler yine zıt renk. Onun için cevabımız ne olacak? Bir numara doğru cevap olacak. Şimdi bunu çözelim. Numaralarını vereyim. 1, 2, 3 ve 4. Yukarıdakilerle aynı özellikte olmak zorunda. Evet, herkes cevaplasın. Şimdi burada dikkat ettiyseniz 3 tane üçgen var. O zaman üçgen olacak. Fakat her biri birbirleri içerisinde ikişer tane olmuş. Yani iç içe iki üçgen. Şimdi bu tek üçgen, bu da tek üçgen. Buraya baktığımız zaman iki üçgen değil, birisi daire. O zaman bu da olamayacak. O zaman cevap 2 numara olacak. 2 numara diyenlere aferin. Bunu biraz önce ben yapmıştım zaten. Evet, bunu yapalım şimdi. Ben yine altı numaralarını yazayım. 1, 2, 3 ve 4.
Herkes iyi düşünsün. Beraber yapalım. Şimdi buraya baktık. Ne var? Kalp var. Daha sonra üçgen var. Bir de kare var arkadaşlar. Kareyi de K yazalım. Buraya baktık. Yine üçgen var, kare var, kalp var. Buraya baktık. Üçgen var, kare var, kalp var. Üçünün ortak özelliği bu. Üçgen, kare, kalp. Burada daire var, üçgen yok. Burada kare yok. Burada da iki şekil var sadece. Bu da olamayacak. O zaman cevabımız neymiş? 3 numara doğru olacak arkadaşlar. 3 diyenlere aferin. Şimdi bunu çözelim. Yine ben numaralarını yazayım. 1, 2, 3 ve 4. Evet, online canlı derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Sömestr hızlandırma kursu devam ediyor. Birkaç aksilik yaşadık ama onları da bugün halledeceğiz inşallah. Evet, yoğun olduğumuz için telefonlara, Instagram hesaplarına dönemiyoruz. Onun için özür dileriz ama gerçekten de yetişemiyoruz. Elimizden geldiği kadar neredeyse 7-24 çalışacağız ama yine de yetişemiyoruz arkadaşlar. O nedenle yine kusura bakmayın. Evet, devam edelim bu soruya. Şimdi burada bakalım. Önce sayıyorum. 1, 2, 3 tane şekil. 1, 2, 3 şekil. 1, 2, 3 şekil. O zaman beraber inceleyelim. 1, 2, 3, 4 şekil. 1, 2 şekil. 1, 2, 3, 4 şekil. 1, 2, 3 şekil. 3 şekil olacaktı ve bir tanesi de siyah olacaktı. O zaman doğru cevabımız neymiş? 4 olacak. 4 diyenlere aferin diyorum ve soruları bitiriyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Online derslere, hızlandırılmış derslere bekleriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınava girerken size şimdiden başarılar diliyorum. Teknokul olarak umarım bizi takip ediyorsunuzdur. Öğretmenlerinize, velilerinize bizi önermenizi tavsiye ederim. Bu şekilde ufak tefek dersler yine yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Herkese iyi akşamlar. Esenliklerle kalın.